Menderes Gümüşdal, merhaba. Bir haftalık aranın ardından yine birlikteyiz. Merhaba. Basketbol severlere de merhaba. Bir haftalık bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olduk bu hafta. Bu haftaki konumuz şutörlük. Şutör doğuştan gelen bir yetenek midir yoksa sonradan kazanılan yetenekler de var mıdır diye konumuza girmek istiyoruz. Aslında şutörde ne sadece doğuştan ne de kazanılan var. Tabii ki doğuştan bazı şeyler önemli. Çocuğun mesafe algısı, mesafe ölçüm algısı, kaslarını hissetmesi, bunların hepsi doğuştan da gelebilen özellikler olmasına rağmen esas önemli olan nokta şutörlük çok çalışarak daha iyi yerlere gelebilir. Neden? Bir kere şutör dediğimiz zaman topu al da bomboş at demek değildir. Şutör dediğimiz yani şut atan oyuncu önünde oyuncu varken de nasıl davranacağını bilebilmeli. Önünde oyuncu yokken de nasıl davranacağını bilmeli. Veyahut da dribbling hakkı varken ya da dribbling hakkı yokken neler yapabileceğini bilmeli. Bu nedenle tamam bazı şeyler belki isabet, kuvvet bunlar doğuştan gelen bazı özellikler olabilir ama en önemli noktalar şutörde şut yüzdesinde devamlılık, daha yüksek yüzdeyle şut atmak ve bulunduğun ortama göre ortamı ayırt ederek o şutu seçmek en önemli nokta. Bunun için de o ortamların olduğu çok ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani ben topu aldım gittim sahaya 500 tane giren şut attım. Evet bu bir yere kadar geliştirir. Ama esas o şutu acaba stres altında atabiliyor musun? Önünde savunma varken veya savunma önünde dururken ya da savunma sana doğru koşarken veya sen bir koşu sonucunda kalkıp bir anda atabiliyor musun? Tüm bunların cevabını verebilmek içinse bütün bu dediğimiz şeyleri antrenmanlarda çok ciddi çalışmak gerek. Ben basketbolda hiçbir zaman 1'e 0 çalışmanın çok çok önemli olduğuna inanmadım. 1'e 0 çalışma basketbolun %10'unu teşkil eder. %90'ını ise o 1'e 0'da çalıştığınız şeyleri ortama göre uyarlayıp çalışma meydana getirir. Bu nedenle esas iş çok çalışmaktır yeteneğin yanında. O zaman senin tabirinle tek başına antrenman yapmak çok da etkili bir şey değil. Aslında şunu şu şekilde açıklamak daha mantıklı olacağını inanıyorum. Antrenman sonuna geldiniz, yorulmuşsunuz. Yorgun anındayken attığınız bazen 2 tane faul veya 3 tane faul veya 1 tane faul maçın tüm gidişatını etkileyebiliyor. Bu nedenle siz antrenman sonunda şutunuzu atmaya gene devam edin. Ama o antrenman sonucunda bile kendinizle oynayarak şut atın. Yani bu ne demek? Geldim yavaşça topu aldım hafifçe işte hiç önemli bir şey olmadan kaldırdım şutu attım. Hayır öyle değil. Gene idmanın en başındaki gibi tüm kuvvetinizi harcayarak ve gerçekten sıçrayarak gerçekten hareketi yapmak isteyerek o şutu atarsanız hani 500 tane saçma sapan şut atacağınıza 50 tane gerçekten ihtiyacınız olduğu şut atarsanız o zaman idman sonundaki şutun da yararı olur. Ben idman sonunda bile iki arkadaş bir araya gelsin derim. Atan takip dediğimiz çok basit bir şut vardır. Onda atan topunun reboundunu alır, gelir arkadaşına atar, elini uzatarak karşısına çıkar. Hem elinin üstünden atar, hem yorgun olduğu için daha büyük performans harcaması gerektiği şekilde atar. Bu şutu atmasının çok daha yararlı olduğuna inanıyorum. Günümüzde iki şutör kavramı var. Bir, statik şutör, iki, hareketli dribbling üstü şut atabilen. Sence hangisi daha etkili? Aslında basketbolda evet statik şutör var. Aynı zamanda dribbling hakkı varken bile öne doğru jab step yani öne doğru aldatma yapıp ayağını geriye çekerek kalkıp atabilen var ki basketbolun en zor şut şeklidir. Bunun haricinde topu alır almaz dribbling edip dribblingin üstüne atış yapanlar var ki bunu en çok Amerikalı oyuncularda görüyoruz ya da topu alır almaz direkt atanlar var. Bunları da gene en fazla Amerikalılarda görüyoruz. Bizim Türkiye'deki oyuncularımızda daha çok duran oyuncu yani sorumluluk alamayan, sorumluluk veremeyen oyuncular olduğu için bizim kendi oyuncularımız maalesef ki ya herhangi bir set parçasının sonunda çıkarak boş atıyorlar ya da birileri birebir veya pick and roll oynarken onlara atılan pas sonunda şut kullanıyorlar. Ama bir yabancı oyuncu, bir Amerikalı oyuncu gibi topu aldığı zaman rakibine gerekli hücumları yapıp, gerekli yön değiştirmeleri ve gerekli aldatmaları yapıp kaldırıp şut alan oyuncu sayımız fark ediyorsun da zaten liglerde çok az.
Genelde statik şütörler yetişiyor bizde. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim jump shot kullanamamamız. Jump shot atmayı maalesef ülke olarak bilmiyoruz. Yani bizde jump shot'la yerden 5 santim sıçrıyorsun, hop oldu sana jump shot. Halbuki jump shot dediğimiz zaman en az 35-40 santim yukarıya çıkmak gerekiyor. Biraz yukarıda beklemek, o beklediğin anda atmak. Buna en güzel örnek iki kişiyi verebiliyorum. Eskilerden Erman Kunter biliyorsun, bunun en iyi örneklerinden bir tanesiydi. Son gençlerin de tanıdığı Harun Erdener gene bunların en önemli örneklerinden bir tanesiydi. Şutör olarak baktığımızda da mesela Melih, Türkiye'nin en önemli şutörlerinden bir tanesi. Hatta milli takımımızın da kaptanlığı yapıyor. Ama gene oyunun biraz daha başına getirirsek, Melih günde çift idman yaparken, tanıdığım için onun yorumunu yapıyorum, 2 sabah 2 akşam 4 saat antrenman yapardı. Levent Topsakal yağmurda, dışarıda yağmur yağarken, biz evde ne bileyim o zamanın oyunları vardı işte, onları oynarken arkadaşlarla Levent dışarıda şut atardı, biz dalga geçerdik ama sonucunda Levent Levent oldu, biz evde oturan insanlar olduk. Yani şutörlük yeteneği çok önemli ama bunu çalıştırmayla pekiştirmek çok çok daha önemli. O zaman günümüzde birçok oyuncu statik şutörlük nedeniyle rol oyuncusuna dönmüş diyebilir miyiz? Şimdi çok önemli bir nokta var aslında dediğin yerde, rol oyuncusu olmak. O dönemin oyuncuların çok önemli bir özelliği vardı. 3 yabancı hakkı vardı. 2 yabancı, 1 Bosman kuralı derdik. Diğer ikisi kesinlikle Türk oyuncudan oluşuyordu. Hatta 11. ve 12. oyuncular da altyapıdan çıkıyordu. Bakın o dönemden çıkan çocuklarla Türk milli takımı dünya ikinciliği, Avrupa ikinciliği kazandı. Ondan sonra gittikçe dibe vurmaya başladık. Yani bana hani statik şutör mü veyahut da hareketli şutör mü dediğimiz noktaya geri dönersek eğer, o dönemde çocuklar sorumluluk alabildiği için birebir üzeri şut atabiliyorlardı. İbrahim Kutlay olsun, Harun Erdener olsun, Ufuk Sarıcı olsun, Volkan olsun. Yani daha birçok isim sayabilirsin bundan alakalı Türkiye liglerinde. Ama zaman tamamen yabancılara doğru evrimleştiğinde Türk basketbolu maalesef bizim çocuklarımız o sorumlulukları alamaya başladılar. Aslında belki versek alacaklar ama uzun süre onlara sorumluluklar verilmeyince, sol top kullanma şansları da verilmeyince bizimkiler statik şutörlere dönmeye başladı. Bak Türkiye liglerinde kaç tane oyuncumuz bizim birebir giderken bir anda kalkıp şutu atabilecek yeteneğe veya özelliğe sahip. Yeteneğe demeyeyim de tabii yetenek de çünkü körelebilen bir şey. Gün geçtikçe kullanmadığın dal gibi kuruyup gidiyor. Onlara dönmeye başladılar. Hareketli şut atanlarımız kayboldu. Ama dünyadaki hangi ülkeye bakarsan bak, hareketsiz, statik şut atan insan sayısı o kadar azaldı ki o kadar olur. Genelde bir hareket sonuna mutlaka şut pozisyonları bulmaya başladılar ve basketboldaki spacing dediğimiz şeyi çok iyi uygulayarak bu pozisyonları bulmaya başladılar. Bunun için de bizim oyunculara tekrardan bir kere bir özgüveni tekrardan vermemiz lazım. Yani sizler bu ülkenin vazgeçilmezisiniz. Bunun için de çok çalışmalısınız dememiz lazım. İki, o oyuncuların da evet biz gerçekten tekrardan eski halimize dönmemiz lazım diyerek çalışmayı kabul etmesi lazım. Bak güzel bir örnek vereyim. Alperen NBA'ye giderken herkes ne diyordu? Alperen'in ayakları yavaş. Alperen'in şutu zayıf. Alperen efendim işte orada ne yapacak bilmem ne. Ama Alperen kendisiyle oynamayı çok iyi bilen bir oyuncu farkındaysan. Devamlı hareketlerine yenilikler katıyor ve bunu maçta uygulamaktan çekinmiyor adam. Peki bir şey soruyorum sana. Aynı Alperen Türkiye Ligi'nde oynasaydı ve orada yaptığı hareketleri yapıp topu kaybetseydi, sence bizim koçlarımız onu ne hale getirirler? Bunu bence tüm basketbol severlerin gerçekten düşünüp cevaplaması gereken bir soru. Yani şutör gerçekten kolay kolay yetişmiyor ve yetişen şutörlerin de maalesef canını okuyoruz. Geleceği bir türlü onlara veremiyoruz. O çocuklara o özgüveni, o özgüvenle birlikte takımı galip getirecek o son anlardaki kullanma hakkını o çocuklara veremiyoruz. Hep yabancı üzerinden gittiğimiz için de dikkat et maçlarımıza. Hep son saniyelerde Türk oyuncularımız sahada olduğunda genelde başarısız oluyoruz. Yani aslında hepsi birbirinin ard arda gelen tren vagonu gibi bir şey bunlar. Şut gerçekten minik yaşlardan itibaren yetenek olarak mı karşımıza çıkar, yoksa çalışmayla mı gelişir? Vallahi
sonradan şutör olan var mı dersen mutlaka vardır. Hani benim çok net olarak hatırladığım oyuncu aslında yok böyle. Hani bu evet hiç çok kötü şutördü dediğim bir çocuk yok ama izan denilen bir şey var biliyor musun? İnsanın gözünün bir izanı var mı? Yani hedefi belirleme, hedefe odaklanabilme, hedef mesafesini ölçme, oraya atılacak topu ne kadar bir kuvvetle atabileceğini hesaplama. İşte bazı insanların beyninde bu hesaplamalar çok kolay oluyor. Bazısı ise bunu beceremiyor. Hedefi bulmadan başla da ta atacak kuvvete kadar. Ya airball oluyor, ya arkaya gidiyor, ya sağa ya sola gidiyor. Bunlar bir sürü sorun yaratıyor. Çünkü bunun en önemlisi çalışma. Melih evet iyi bir şutördü. Özellikle miniklerde kullanılan şut stiliyle çok iyi şutlar atıyordu. Çok da iyi başarılı oluyordu. Ama o şutla yukarıya gelemezdi Melih. Melih bunun için hep birebir üzeri çalışma. Melih geldi neredeyse 40 yaşında hala daha yazları Çeşme'de özel antrenman yapıyor. Yani veyahut da diğer şut atan oyuncuların hepsi özel antrenman yapıyorlar. Boş zaman harcamıyor insanlar. Yani evet haklısın. Haklısın dedim yani sorduğun soruyla alakalı. Kesinlikle bence şutörlük bir yetenekle başlıyor. O yeteneği pekiştirmek, o yeteneği ortaya çıkartmak, o yeteneği kullanılabilir hale getirmek ise koçla ve çocuğun isteyişiyle ortaya çıkıyor. Şut stili konusunda çocuk nasıl rahat ediyorsa öyle atsın demek mi doğru, yoksa katı kurallarla mı öğretilmeli? Şimdi biz Amerikan basketbolu öğretmiyoruz. Biz Yugoslavya'dan aldığımızı öğretiyoruz. Yani çocuk nasıl atarsa atsından çok çocuk düzgün stille atsın taraftarıyız. Bir kere eskiden en kötü stille atanlardan biri Larry Bird'di ama herkes Larry Bird gibi %65-%70 eğer şutunu sokuyorsa buyursun gelsin o stille atsın. Ama hem %30-%35 ile şut sokacaksın hem de çirkin bir stil kullanacaksın doğru değil. Hangi kademede doğru stil öğretilmeli? Çocuğun kuvvet gelişimine göre bana göre küçük takım başından yıldız takımın başına kadar olan sürede gerçek stil öğretilmeli çocuklara mutlaka. Ama şimdi dediğim gibi eskisi gibi değil antrenmanlar. Eskiden antrenmanlarımız bizim en az haftada 7-8 tane olurdu. Bazı günler çift cumartesi veya pazar çift yapılırdı. 7-8 olurdu ve çocuklarla kesinlikle özel fundamental gibi idmanlar yapılırdı. Yani çocuğun şutunla özel ilgilenir, driblingiyle, ön değiştirmeleriyle, adam geçmesiyle, savunmasıyla. Şimdi onlar kalktı. Gençler bunlar için özel koçlar tutuyorlar. Özel koçlara bakıyorsunuz, bunu tartışmıştık zaten daha önceki dersimizde. Çocukların bu stillerini düzeltmekten daha saçma sapan şeylerle uğraşıyorlar. İşte al topu belinden çevir, bir de bacak arası yap, kaldır topu, at gibi. Bunu maçta belki 20 maçta bir kere kullanırsın ama bir maçta 20 kere şut atarsın. Yani esas önemli olan noktaları çocuğa öğretmekten çok bana göre saçma sapan işlerle vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla çocukların teknikleri doğru dürüst iyileşmiyor. Bir de dediğim gibi daha çocuk kas gelişimini, kuvvet gelişimini, kemik gelişimini daha tamamlamadan Nizami Cemşat öğretmeye çalışırsa o çocuğun o topu yetiştirme ihtimali yoktur. Yetiştirmek için stilinde inanılmaz bozukluklara sebep olur. O bozukluklar da onda kalıcı olduğu anda onu düzeltmek zaten senin iki yılını alır. Yani en çabuk öğreneninki 6 ayda biter. O yüzden sıralı tekniği kullanıp doğru bir sıralamayla da o tekniği geliştirirse antrenörler çocukların hepsi mutlaka belli seviyede şut atarlar. Hani bazen maçlarda şey olur, bugün bunun günüydü dersin. 10'da 8 sokmuştur herif. Bazen de aynı oyuncu 10'da 1 atar, 10'da 2 atar. Aslında onun tamamen konsantrasyon ve o günkü beyinle kasların arasındaki iletişimin düzgün olmasıyla alakası var. Yani bunu çok araştırıyor insanlar. Performans %30, %40 gibi oynarsa bu oyuncunun iyi çalışmadığına delalet ediyor. Ama performans, maçlar arası performans %15, %20 gibi artış gösterirse veya 25, o zaman işte o çocuk bugün iyi günündeydi veya bugün kötü günündeydi diyebiliyorsun. NBA'ye bak mesela, Michael Jordan bir maçında 25 atıyor ama diğer maçında 40 atıyor. Michael Jordan 25 attığı gün kötü oynadı oluyor ama 40 attığı gün iyi oynadı oluyor. Yani performans farklılığı %30'larda seyrediyor ya da atış yüzdesi diyelim %30'larda seyrediyor. Bunu bizim çocuklara bakıyorsun mesela. Bir gün 7'de 0 atıyorlar, öbür gün 7'de 4 atıyorlar. Şimdi bunun sebebi
Sence performans düşüklüğü mü yoksa kötü çalışma mı? Ben şuna inanıyorum. Bir, psikolojik etmenler, çocuğun kendisi başında olduğu. İki, fizyolojik etmenler. Üç, çocuğun basketbol yeteneği. Bunların üçünün de iyi olduğu gün oyuncu çok iyi oyun çıkartıyor. Ama bunların bir tanesi özellikle psikolojik etmenlerin kötü olduğu gün o çocuk gerçekten sahada çok kötü performans veriyor. Son zamanlarda hani eleştirme adına söylemiyorum bunu. Çünkü gerçekten o milli takım oyuncularımızın yapabileceği bir şey değil diyorum ama sahada mesela Larkin'li ve Larkin'siz bir oyun var. Gördün onu. Bir tanesi 1,5 milyon nüfusu olan bir yani ülkeye yenildik. Öbüründe dünyanın belki sonradan en önemli basketbol takımlarından bile olan Büyük Britanya'yı yendik. Ve inanılmaz yendik. Yenmedik. 20 sayıyla yendik insanları. Oynadığımız basketbol. Bunun sebebi bir tek Larkin faktörü mü? Hayır. Bunun sebebi psikolojik faktörler işte. O gün şutlar giriyor. Doğru pozisyonlar yakalanıyor. Doğru şut seçimleri yapılıyor. Niye? Çünkü oyun kurucunun inanılmaz takım üstünde bir motivasyonu vardı o gün. Adam doğru işleri yaptı, doğru pasları verdi. Daha önceden bir arada oynadı, Efes'ten bir arada oynadı. Çocuklarla iyi alışverişler yaptı ve böyle bir sonuç doğdu. Diğer maçta ise maçı doğru seyredersen eğer özellikle ikinci yarıda 3 sayının içine pas atamadık. 3 sayı koridorunun içine. Devamlı dışarıda örme gibi bir şey yapıp sonunu pikenrola bağlıyorduk ve patlıyorduk. Yapıp bağlıyorduk ve patlıyorduk. Yani yaratıcılık, kreatif layer dediğimiz o yaratıcı oyuncu kavramından çok uzaktık. İçeriye net penetreler, sonu pas veren yoktu. Hatta top çembere atıldığında hücum reboundına giren oyuncumuz yoktu. Ben bunların işte bir tek sebebini bu psikolojik faktörler olarak görüyorum. Yani aslında şutörü sahada şutör yapan kişi bana göre point guard. İyi penetreler, iyi paslar, bir de tabii ardından şutörün kendisi spacing'i iyi bilmesi, oyunları ve pozisyonu iyi okuyabilmesi. Yeni nesil şutörler 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olmaya çalışan isimler. Orta mesafe şut çok fazla kullanılmıyor gibi. Katılır mısın? Şöyle katılmıyorum. Gençler evet Amerika'yı izleyerek 3 sayıya yönelimleri var. Yok değil, doğru. Hatta son zamanlarda genç antrenörlerimizin de uzunun bile 3 sayı atanını tercih etmek gibi bir saplantıları başladı. Bu neye mal oldu bize? İçeriye pas vermeyi bilmemeye. İçeriye pas verdiğin zaman oyun içeriye doğru toplanır ve dışarıda oyuncular boş kalır. Özellikle pivota kesinlikle yardım gelir ve dışarıda bir oyuncu boş kalır. Onu bulamamaya. Dolayısıyla dışarıdan çok basit bir şutu bulup atamamaya sebep oldu. Ne yapıyoruz biz şimdi? Herkes dışarıya geldiği zaman işte son maçta, sondan önceki maçta gördük. Dışarıda kendimize pozisyon yaratarak şut atmaya çalışıyoruz. Ama bu kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Çünkü dışarıda insanların hepsini mutlaka jump to the ball yapıyorlar ya help and recover yapıyorlar ve devamlı size karşı bir savunma, agresif bir savunma içerisindeler. Sen bunlara temas alarak oynamayı bilmiyorsun. Temas alıp şut üstüne nasıl çıkılır bilmiyorsun. Hatta o kas yapısına bile sahip değilsin belki. Bunları da çalışmadığın için gelişemiyorsun. Sonra çıkıp ben buralardan şut atacağım, buralardan maç kazanacağım dersen o zaman olay tamamen oyun dışı kavramlara geliyor. Yani o günkü işte durumla, o gün tutarsa hani halk arasında derler ya bugün çok ballı gibi işte öyle bir tabir gelirse o zaman da oyuncu sokuyor, maç kazanıyorsun. Ama içeriye pası verdiğinde veya içeriye penetre ettiğinde kesinlikle içeriye yardımcı, yardımcının yardımı gibi kavramlar geliyor. Bu dışarıya topu çıkarttığında zaten bomboş atıyor. O da spacing'i doğru bulur, o boşluğu yakalarsa bomboş şut atıyor. Biz bu kavramlardan çok uzaklaştık. Yani bunları çalışmadığımız için bunları da sahada maalesef uygulayamıyoruz. Hep ne geliyor bizim aklımıza? İşte ne yapıyor? Misic ne yapıyor? Alıyor topu. Milli takımda da aynı oynuyordu. Alıyor topu, zorluyor, atıyor. Çok şey olursa dışarıya pas veriyor. Gene aynı şekilde FSB'sen de Larkin. Larkin'i Misic'ten biraz farklı tutuyorum yalnız. Larkin en azından ondan daha fazla takım oyunu oynuyor. Benim gözümde yalnız, yanlış anlaşılmasın, yorum yapan benim, dışarıdan bir şey değil. Benim ondan daha fazla takım oyunu oynuyor, dışarıya pasları veriyor.
Bana göre çok daha yararlı oynuyor ikisinin arasında. Bana göre farklı bir bu. O tip bir oyuncu da işte milli takıma geldiğinde gördüğün gibi çok güzel sonuçlara sebep oldu. Ki aynı şekilde oynarsak ben bu ligde bir daha mağlubiyet alacağımızı dahi düşünmüyorum. Aynı basketbolu tekrar oynayabildiğimiz takdirde. O basketbolu da sadece hücumla değil, savunmayla da süsleyebildiğimiz zaman diye düşünüyorum. Her maçta günümüzde olmamız gerekirse yandık o zaman. Ya işte onun için de maalesef çalışmak gerekiyor. Yani dediğim gibi bence biz ülke olarak ilk önce neden şutör yetişmiyor diye bir sorgulama, hani niye şutör yetiştiremiyoruz, biz niye guard yetiştiremiyoruz sorgulamasını yapmadan önce ülkemizdeki bütün antrenörleri bence sorgulamamız lazım. Altyapıda bu kadar yetenekli yukarıya çıkıp da bu çocuklar A takımda nasıl bu kadar köreliyorlar? Ya bizim milli değerlerimiz bunlar, bizim kendi oyuncularımız bunlar. Bir insan kendi vatandaşından bu kadar nefret eder mi ya? Benim gözümde tamamen bu budur ya, başka hiçbir sebebi yok bunun. Yabancı hayranlığı, yabancıya tamamen vermek. Bugün Afyon kapatmak üzere diye gazetelerde veya medyada yayınlar çıkıyor. E kardeşim sen 5 tane yabancı 100'er bin dolar versen şu an, senin paran zaten direkt olarak 5 milyon lira, hatta 6,5 milyon lira oldu bir anda. Ama sen 2 milyon liraya, 3 milyon liraya bütün Türkleri alabiliyorsun. Takımda kalan tüm Türkleri alabiliyorsun. E oynatmıyorsun. Oynattığın oyuncular var mı? Var. Ama genelde bunlara sorumluluk verecek pozisyonları kullanabiliyor musun? Afyon için gibi dediklerim. Başı Afyon'du. Sonrası tüm basketbol takımları için geçerli. Bu geldiğinde çocukları oynatmadığında sonra bu çocuklar yukarı çıktığında ne yapacaklar? Milli takımda. Yukarıya çıktıklarında ne yapacaklar? Ya, o nedenle kesinlikle ve kesinlikle bizim sorgulamamız gereken bir kulüp idari yapıları, idarecilerin antrenörlere bu çocuklar oynayacak diyebilecek cesareti ve özgüveni göstermeleri lazım. İki, bizim oyuncularımızın da antrenörlerine gerekirse karşı çıkacak gücü kuvveti bularak, yani beni niye oynatmıyorsun sorusunu antrenörüne veya yönetime sorabilecek cesarete sahip olması lazım. Antrenmandan çıktıktan sonra ben bir sürüsünü biliyorum. Antrenmandan çıktıktan sonra oynatmıyor beni işte diye, hatta arkasına da bir sıfat ekleyerek oynatmıyor beni, bilmem ne yapmıyor beni. Kardeşim suçluyu başkada arama. İlk suçlu aynaya baktığında gördüğün kişi. İkinci suçlu gene onu sorgulamayan kişi. Gene sen üçüncü suçlu dersen evet yönetim. Dördüncü suçlu dediğimizde de koçlar. Yani hak verilmez, alınır en büyük felsefemdir. Bizim çocuklarımız haklarını sorgulamayı öğrenene kadar, haklarını sorgulamayı ve buna sahip çıkmayı öğrenene kadar Türk basketbolunda bu kaos, bu altyapıdan çıkan çocukların oynayamaması devam edecek bir özellik olarak gelecek karşımıza. Ne zaman ki biz bunu sorgulayacağız, ne zaman ki altyapıda bu adam müthiş şutördü diyebileceğimiz çocukları çıkartacağız yukarıya ve bunları destekleyeceğiz. Oyuncuların yapmadıklarına gelmiyorum. İlk olarak bunları söyleyeyim diye. O zaman bizim altyapıdan ne kadar çok oyuncu çıkarttığımızı herkes görecek. Sen de çok iyi bildiğin gibi, yaklaşık seninle belki 25 yıldır çok yakın arkadaşız. Senin de çok iyi bildiğin gibi inanılmaz yetenekli altyapı oyuncuları çıktı bu ülkeden. Gerçekten. Ve bu çocukların %80'i, hatta %90'ı kayboldu gitti. Bunu neden hiç kimse sorgulamaz hiç bilmiyorum. Yani niçin bunu hiç kimse sorgulamaz? Nerede bu çocuklar? Ne oldu bu çocuklar demez. Veya Basketbol Federasyonu niye bunları sormaz? İnan ki bilmiyorum. Şimdi ne başladı bizim yerli sporcularımızda ki bence %100 doğru yapıyorlar? Altyapıda biraz inseler, biraz bir yetenekleri varsa bakıyorlar Türkiye'de önleri kapalı, hop yurt dışı. En azından oraya gittiklerinde bunların başarılı olduğunu da görmeye başladık. Amerika'ya giden, oralarda oynayan çocukların gerçekten okullarında önemli süreler aldığını izlemek beni çok mutlu ediyor. Bu çocuklardan kaç kişinin haberi var? Tabii ben de bilmiyorum. Yani ne kadar takip ediliyor. Veya Avrupa'da, Yugoslavya'da ya da
diğer ülkelerde oynamaya giden çocuklarımızdan kaç kişinin haberi var? Ben de bilmiyorum. Takip ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Kimsenin günahını almak istemiyorum ama bu çocukları takip ediyorsak eğer hakikaten gereken yardımları da yapalım. Ya daha önce programda söylediğim gibi Basketbol Federasyonu'nun yerinde ben olsam, ki Emir abi bunu çok iyi yapabilecek bir durumdaydı o. Amerika'da birkaç kolej ve birkaç high school'la anlaşırım. Bizim ülkemizde o savaşmayı, o mücadeleyi tanımasını, bilmesini, öğrenmesini isteyen çocuklarımızı mutlaka yollarım. Bir sene, iki sene. Burada altyapılarda oynamamışlar. Bir sorun değil bana göre. Çıkıp orada yılda 70 maç, 60 maçı, korakor 60 maçı oynayıp Türkiye'ye geri getirmeyi çok isterim. Kesinlikle ben buna katılıyorum. Keşke böyle bir şey kurulsa da bunu yapabilsek. Gör bak o zaman bizim şütörlerimiz ne hale gelecek. Ağzına sağlık. Konumuz şütördü. Döndün dolaştın yine yabancı konusuna geldin ama olsun. O konu benim çok ağrıma. Aslında yabancı gelmemizin sebebi de biliyorsun. Yani esas önemli noktamız bizim şütörlerimizin onları yenememesi ya da onlar kadar sahada saygı duyulmaması ya da onlar kadar sahada başarılı olacağına inanılmaması. Yani bizim çocuklarımızı bizim onların önüne geçiremedikten sonra hani çalıştırarak o şutörü, o adamların o pozisyonlarını çalıştırarak o hale getiremezsek, yeteneğinin yanında o bilgiyi onlara ekleyemezsek, o bilgiyi onlara öğretemezsek biz burada seninle havanda su dövmeye devam ederiz. Maçlardan sonra ah 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 der ağlarız. Diğerlerde oturur kahve içerken bu konuları konuşuruz ama düzenen hiçbir şey olmaz. Hadi yine iyi bağladın. Peki, teşekkürler.